Efendim ben Minic Donasınız. Umarım keyifleriniz yerindedir. The Long Dark Mütecavüz günlüklerinde kaldığımız yerden serüvenimizi devam ediyoruz efendim. Terk edilmiş topraklara geldik. Bıçak nacak yapmaya bu sefer burada yapacağız. Diğer fırın çünkü burada. Bize en yakın fırın burası. Daha tabii ki de sahil yolunda yapacak işlerimiz var ama bir yandan bıçağımızı nacağımızı da hazırlayalım istedim. Bir an önce geyik derilerini, tavşan derilerini, kurt derilerini toplarız hem diye. Buraya kadar geldik. Elimizde meşale olduğu için ve yorgun olmadığımız için ben direkt kule yerine buraya geldim. Bu meşale ile beraber direkt ateş yakabilirim ve çalışmalara başlayabilirim. Üzerimizde yeterince yakacak var mı bilmiyorum ama o kömür var ama yakacak konusunda biraz eksiğimiz olabilir onları. Göz atacağız efendim. Bu arada sponsorumuz Gölge Adam Evren'e tekrardan çok çok teşekkürler efendim. Saygılar, sevgiler. Teşekkürler efendim. Kanalımızı destekleyen diğer birçok abonemize de buradan sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Her şeye rağmen bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz efendim. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi etrafa iyice bir bakalım. Ben bu meşale daha da fazla yansın istemiyorum. Artık ateşi yakmak istiyorum. Burada hızlıca bir ateşi yakalım. Elimizdeki meşale ile çubuğu yakalım. Yakamadık. Problem değil. Bir daha deneriz. Meşale bunun için var. Sizler de efendim çayınızı, çorbanızı, kovuçan kazaklarınızı hazırlayın. Türkiye'nin şu an soğuk günlerinde bir güzel sizlerle şöyle kahve tokuşturalım. Tink. Benim kahvem soğuyalı çok oldu ama ben soğuk kahve de içerim yani. Sıkıntı yok. Evet şimdi hemen şu ateşi harlamamız lazım. Elimdeki sediri atacağım. Biraz etrafta öncelikle kömür atmadan önce odun falan arayacağım. Ben artık bu meşaleyi kapatmadan önce ben bir gerçi artık bu meşale de %40'ın altına düştü. Hani meşaleyi komple kullanabilirim. Bir yukarı kata giderim. Şu buralardan bir şeyler var mı? Onlara bir bakayım. Gemide pek de bir şey yok gibi duruyor. Evet buralar boş. Burada bir şey var mı? Yok. İki tane konserve bulduk. Yeterli. Dışarıya bakalım. Karnımız aç, sıkıntı yok. Canımız dolu olduğu için birazcık kondisyon kaybetmekte sakınca görmüyorum. Ama biraz odun kaynağımız az. Bunu söylemem gerekiyor. Biraz oduna ihtiyacım var. Alt katta kalas falan varsa kıralım olmazsa. Onu bir halledelim. Yoksa birazcık işimiz yaş. Gemiye girelim tekrardan. Ateşi biraz harlayıp harladığımız zaman da birazcık odun kıracağız. Buralarda hiç kırılacak odun yok. Evet şu kasaları falan kırabiliriz. Söndürüyorum bunu. Şu an bunda işim kalmadı. Çok fazla kömür atmayacağım. Öncelikle dediğim gibi derecesini bir 80 dereceye getirmek istiyorum. Şurada ışık varken bunları kullanalım. Bizim tenceremiz tabii ki de yok. 3 saatlik ateş çok güzel. Şunu da kır. Suyumuz var mı? Suyumuzu içelim. Şimdi önce hızlıca şurada bir şu bendeki güvenli olmayan suyu bir güvenli hale getirelim. Kaynatalım. Odunları atmaya devam edelim.
Bu kondisyonu bayağı azalmış ya. Direkt parçalasak mı acaba? Şunu bir alalım. İçilebilir su. İçilebilir su. Tamam, şimdi burada biraz çalışalım. Yeterli olacak mı ateş? Oldu. Güzel. Biraz çalışalım. İlk olarak 3 saatlik bıçağımızı hazırlayalım. Ne kadar suyumuz var? Var biraz. Sen yarım kadar bir litre daha su ayarla. Sen onu ayarlarken ben de şurada bir tane 1 saatlik çalışma yapsam, su buharlaşmadan alsam çok güzel olacak. Kapat çabuk. Çok güzel. 7 saatlik ateş kaldı. Ben bunu birazcık daha harlayacağım. 9 saat. Güzel. Şimdi gidelim biraz uyuyalım. Yarın da yapacak çok işimiz var. Bu ateşi sönmeden işlerimizi bitirmemiz gerekiyor. Tabi yemek yesek güzel olur. Çok da aç yatmayalım. Şimdi burada en son isteyeceğim şey aslında zehirlenmek de. Zehirlenirsek kötü olur. Bunu yemeyeceğim bundan sonra. Hasrot yiyeceğim, garanti olsun. Yani gazozdan zehirlenmiyoruz zaten. O yüzden gazozu rahatlıkla tüketebiliriz. Biraz hasrotu gömelim. Çok aşırı değil ama şöyle bir 6 saat bile uyusak yeterli olacaktır bize. Hem bir gün olsun, hem bir yorgunluğumuz gitsin. Hem bir ışık gelsin binaya. Çok güzel. Şimdi kaç saatlik ateşimiz var? Öncelikle bir odun kaynağı yaratmamız lazım. Sonra bu metal rafların bir kısmını kıracağız. Sonrasında işlerimizi halledeceğiz. Şu kasayı kıralım. Susadık. Su içelim. 3 saatlik ateş vardı. 45 dakika daha çalışalım. Bu bize yeterince odun getirecektir. Üç saat, 6 saat çıkardık. Eyvallah. Hemen hızlıca şu bu rafı kırarsak ihtiyacım olan bütün metallere sahip olmuş olacağım. Ama 3 saat zaman geçti. Bu da yine bizim ateşimizi bayağı bir düşürdü. Çok hoş değil. Biraz daha odun toplayalım. Biraz daha odun toplayalım. Tabii başka odun kalmadı. Öyle bir sıkıntımız var. Bu son odun. İşte buraya ekstra odunla gelmek lazım diyor. Buradaki odunlar bir nebze yetiyor. Bir yere kadar yetiyor. Metal var ama. Odun sıkıntı. İki kömür daha atıyorum. Bu toplamış odunları atıyorum. 8 saat. Peki. Zaten bunun bir 4 saati bunu yapmak olacak. Biraz susuz kalalım. Suyumuzu içelim. Şurada su kaynatalım yarım litre. Ve ok başı yapalım. Bu ateş sönecek her türlü. Ateş sönesiye kadar yapabildiğimiz kadar ok başı yapmak istiyorum. Şeyi unuttum, su koymayı unuttum.
Bir saat. Bu son metalim. Evet. İçilmez su olarak mı kaldı cidden ya? Peki. Vallahi müthiş. Neyse. Hiçbir şey görmüyorum tabi. Valla kibrit tasarruf yapmıştık ama. Ben bir tane kibrit yakacağım ya. Hiçbir şey görmüyorum çünkü. Yukarı çıkamamışım bile yani o derece. Tamam. Güzel. Şimdi burada artık zehirlenebilirim gönül rahatlığıyla. Zehirlenebileceğimi düşünüyorum. Şeftalimizi tüketelim. Aslında bunları hep pişirip yesek yetenek kasmış oluruz ama ya sonuçta bizim de pişirme yeteneğimizi son seviyeye getirmek iki tane yavuna bakar. O yüzden çok da problem olarak görmüyorum şu an onu. Ne yaptık? Bıçağımızın acağımızı hazırladık. Eyvallah. 10 tane de okucumuz var. Peki yeterli. Yeterli. Yani biraz daha odunum olsaydı belki yani şu levyeyi falan parçalayıp yarım saatte böyle yapabilirdim ama 3 saatlik ateşim daha olsa. Neyse bu da yeterli. Bizim için. İlerleyen zamanlara tekrardan yapmaya çalışırız. Yatak buradaydı az önce. Ah burada tamam. 8 saat uyu. Çok aşırı uyumana gerek yok. Zaten tek gemiden ayrılacağız. Balina binasına gideceğiz. Oy. Kötü kahve de soğuk olunca daha da kötü oluyor. Ya. Soğuk içerim kahveyi de. Ağzımın tadı kaçtı yani bu garip bir şey. Ay ay ay. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel bir gün mü? Vallahi güzel bir gün ha. Yok çok aşırı güzel değil de. Yine de güzel ya. X16 güzel bir gündür ya. Adeta bir ilkbahar günü yani. Peki. Balina binası dönüşünde sahilden giderim. Ben şimdi köprü altına bakmak istiyorum. Ağır mıyız? Ne kadar ağırız? 23 kilo. Gayet güzel. Taşım tam taşıyabileceğim. Şu an yavaş yürüyorum çünkü tabii ki de rüzgar var. Şu dağı bir koruma olarak alabiliyor muyum? Rüzgar öyle bir açıdan geliyor ki böyle bir şey söz konusu değil. %100'lük meşale. Çok güzel. Köprü altına bakacağım. Dönüşte dediğim gibi eğer hava koşulları da uygun olursa sahilden sahil lütlarına bakarak dolaşıp deniz kulesine çıkarız. Deniz fineri bulamadık ya. Metin Tırı. Hava inanılmaz soğuk değil. Acaba şurada geyik varsa geyiğin derisini alsam mı sadece? Var. Ateş yakamam ne yazık ki. Tam ateş yakacağım yere rüzgar geliyor. Sadece derisini alacağım. 40 dakikada biraz üşüyeceğiz ama. Biraz diyeyim öldük galiba. Neyse hipotermi riski çok şey değil. Güzel. Sadece deriyi aldım. Çünkü bağırsaklarını eve götürmek çok zor olur buradan sahilden taşımak. O yüzden taşıyacaksak derileri taşıyacağız daha ziyade. Etini alıp dedim ki ateş yakabilseydim etini de şu an aslında ateş yakabilirim ya. Yaksak mı? Gerek var mı? Yemek. Çok gerek yok ya. Çünkü eti hemen yiyeceğim. Kurtlar falan gelmesin diye. Hani de daha az kondisyon kaybederiz ama
Yani 0.8 kilogram için yok. 2 kilogram falan et olsaydı içinde o zaman olurdu. Ayı bey, ayı bey. Sen beni görecek misin? Deri çok minimum da olsa derinin de kokması lazım ama. Yani görmeyebilir. Evet, görmedi. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Rahat, rahat balina binasına girebiliriz. Gemilerden güzel şey çıkabiliyor, teknelerden, kayıklardan daha doğrusu. Yemek çıkıyor şurada, garanti bir tane neredeyse. Buradan girmeyeceğim, diğer taraftan gireceğim. Ne gerek var mı? Yani balık var mı diye bakarım. Diğer taraftan girersek. Balina av istasyonu. Bir parça odun var. Balık pek göremiyorum. Evet, balık yok. Şurası balık spam noktası bir tane. Genelde orada balık çıksa bile şeylik çıkıyor yani, hep dandik balık çıkıyor yani. 300 kalori, 400 kalorilik bir balık çıkıyor. Ama yani bir tücavızla burada başlarsanız oyunun başında sizin için iyi bir yemek kaynağı. 300 kalori, 400 kalori hepsini arıyorsunuz oyunda çünkü. Şimdi ilk trailer'lara girmeyeceğim. Çünkü olur da bir fender, bir meşale, bir şey bulursak, ki onu da burada buluruz. Onun da oraya gideriz. Fırtına feneri lazım. Bunu burada bulacağımı zannetmiyorum ama. Bakalım, o çıksa çıksa şey de çıkar sanırsam. Ya maden de çıkar ya da deniz feneri. Deniz feneri de çıkıyor mu? Bilmiyorum, o kadarını hatırlamıyorum. Şunu bir an için MR sandım, ne diyecektim. Tabii ki de kitapmış yani, ney MR mi verecek bana oyun. Hele bir tecavüzde. Dolap number 2. Baş. 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 Ay. Hamdi Bey. Peki. Bayağı baş. Peki. Kitap, kitap. Dolaplara hızlıca bakalım. Çekmecelere bakalım. Şeyler, hiçbir şey yok. Evet. Güzel başlangıç. Burada bir şey yok. Bunlar yıkık. Dandik çorap. Bir şey yok. Burada bir şey yok. Kestirme yoldan aşağı inelim. Mont var. Bizi ilgilendirmiyor. Orada bir şey yok. Ateş yakacağımız varil var. Yakabileceğimiz daha doğrusu. Fişek testere, peki. Fişek iyi oldu. Buradan belki güzel bir şey çıkar.
52 mi? 54. 56. 57 çıktı. 58 çıktı. Burada. Adana. Dokuz. Otuz bir. Evet, en sevdiğim. Tabii ki de 31'de patlayıcı çıkması kesinlikle tesadüf değildi. Güzel oldu. İkinci, oduncu ceketimizi bulduk ama bu bayağı yırtık durumda. Bunu onarmamız gerekiyor. Onaralım. Birazcık onaralım da giyerim. Ya... bu nasıl bir... Yani evet, 31'e denk geldik değil mi? Doğru, mantıklı. Yani. Neyse, o zaman seni çıkaralım. Yani bunu giymek istiyorum çünkü giydiğimiz zaman üzerindeki hani kıyafetin ağırlığı 4'te 1 oranda mı? 4'te 1 oranda düşüyor, azalıyor. O yüzden daha hafif olmuş oluyoruz aslında bir yandan taşıyıp. Onu şu iç kısma giyebiliyor muyum? İç kısma giysem, dışa da şey giysem, en azından böyle yapalım. Burayı kırarız olmazsa, gideriz oraya. Su kaynatacak mıyım burada? Kalacak mıyız? Hayda, su uzun vadede lazım olacak. Şu çok güzel. Güzel kondisyonu var. Bir litre yakında yakıt var içinde. Güzel. Beğendim. Deri var. Peki. Şimdi de güzel çıktı. Yani inanılmaz muazzam bir şey çıkmadı ama güzel çıktı. Yukarıda bir ütümü bulursam işte o zaman burada ağlarız. Tabii ki de çıkmadı. Yenmiş MR'ler. Sadece yenmiş MR'ler var yani. Etli fasulye. Burası tam şeyde mi böyle? İşçilerin kaçamak yaptığı yer yani. Oturup MR yemişler. Çalışmak yerine. Ağladım delice. Elimde boş bir şişe. Orada bir şey var mı diye bakıyorum da şuradan çantaya bakabilsek keşke ya. Bu karşıya şuradan geçebiliyoruz da yani geri çıkmak için kesinlikle kırmamız gerekiyor sonuçta. Kendimi niye tuzağa sokayım ki falan. Peki. Ver bunu. Yine bir taşını. Yine levye var. Burasından kesin levye çıkıyor zaten de. Banyo binasında. Hoş değil. Bayağı ağırlaştık çünkü şu an. Gerçi bu ağırlığın yine büyük bir sebebi aslında odunlar da. Pardon, mikrofona vurdum, umarım sıkıntı olmamıştır. Ya aslında o kadar odun da değil yani. 32 kiloyuz. Yorgun muyuz? Yani. Yani 15 kiloyla gezmeye alıştım ya, böyle bir kısa bir sürede olsa. 30 kiloya çıkınca iyice fark ediyor ya. 15 kilo giderken vallahi hile açmış gibi oynuyorsun oyunu. Güzel. İki tane yüzük meşalemiz var. Ve balina binasını bitirdik. Sadece o kısım kaldı. Ona da bakalım şimdi. Ağladım diyeceğim. Ya burada mütecavızla buraya girmeyi pek sevmiyorum da. Çünkü bir şey çıkmıyor burada. İzcide falan burada tüfek çıkıyor. Çıkma şansı var. Mermi buluyorsunuz en kötü. Bir de bu balina binasında bir tane adrenalin çıkmıyor mu ya? Ben bilmiyorum. Başka bir yerde spam noktası mı var bilmiyorum da. Yani burada mütecavızlı da adrenalin çıkabiliyordu ya benim hatırladığım kadarıyla. Çıkma şansı mı var yoksa kesin çıkıyor mu? Ama buradan aşağı atlayabiliyormuşuz lan. Güzelmiş.
Ne kaçırdığım bir yer var mı bilmiyorum yani. Şurada bir şey olmuyor çünkü. Varsa da ben görmedim. Sizler de yorumlarda söylersiniz eğer. Adrenin kaçırdıysam çünkü geri gelirim ben buraya. Adrenin için gelinir yani geriye. Kaçırdıysam. Timestamp yapın. Hemen bakarız ona. Anladım. Peki o zaman. Bu geceyi burada geçireceğiz eyvallah. Orası kesin. Adrenalin çünkü genelde hep bu odada oluyor. Genelde ya şu sandalyenin altında oluyor. Şurada falan oluyor. Ya da şu dolabın altında oluyor. Belki izcide diye. İzcide yani. Hatırlamıyorum. Belki de mütecavızda çok çıkmıyordu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bu kadar kavanozu ne yapacağım? Bu kadar lebiyi ne yapacağım? Yani hepsi güzel sorular bunlar ama. Yani eninde sonunda götüreceğiz yani. Böyle bir durumda mevcut. Ağırız ağır. Hoş değil. Neyse geceyi burada geçirmeyelim. Suyumuz var mı? Yani. Su kaynatmak zorundayız. O yüzden ateş yakacağız. Geceyi trader'da geçirecektim de. Orada kumaş da yırtardım. Kitap yakalım. Barut bulduğumuz iyi oldu. Hızlandırıcımızda belli bir miktar hızlandırıcı var artık. Barut o konuda güzel. Ayrıca güzel bir dekorasyon. Come on, little fire. Farklı bir dekorasyon en azından. Hop. Alt satık ateşe ihtiyacım yok da bu odunlara da ihtiyacım yok. O yüzden Volkes'ten attım. Şu elimizdeki suları bir hazırlayalım. Yeterli. Şu fasulyeleri bir pişirelim, öyle yiyelim. Madem ateş yaktık, bunları yeriz hem akşam için. İki tane bir de domates çorbası yapalım ya. Önce çorba sonra kuru fasulye. Oh! Allah'a yemen de yanında yat. Allah karakteri benden daha sağlıklı besleniyor. Muazzam. Çöp. Bu güzel. Kötü çöp. Az önce güzel geldi ya. Hah bu güzel. Tamam yeter. Ha bir tane. Bu olmaz. Düzgün ver. İyi bari hadi. Öldük. Gerçi dışarı çıkmayalım ya, yatalım burada direkt. Haydi be, aşağı düşürmeyi başardık. Bir tane asalotu yiyelim. Kemirmelik. Sonra burada bir güzel... 12 saat... Uyumasak iyiydi ama olsun. Deliksiz uyku çekelim bir. Camış gibi uyuduk. O kadar fazla uyuduk ki susadık. Susamış olmamıza rağmen uyuduk. Şimdi at yemeyelim. Al et. Al et ye. Şimdi şurada birazcık zaman geçirelim. Çok değil. Bu zamanı geçirir geçirmez. Şimdi kitap okuyabiliriz. Okçuluk kitabı benim için daha önemli olacak. 3 saat oku bakalım. Bir sabah keyfi yapalım.
Hazır karnımız tokken bir de çay içelim. Oh, vallahi dergimizi okuyoruz, çayımızı içiyoruz. Ah, ne Karakterimiz kızım. moral motivasyon kazanmıştır diye tahmin ediyorum. Soğuk kahvem de bitmiş. Evet. Şimdi. Şu binalara bir bakalım. Odunlar yanmadan önce biraz kumaşa ihtiyacım var. İyi eldiven verdin. Peki bunu kırmayacağım. Hava ne kadar soğuk? Eksi 10 derece. Gayet seyahat için güzel bir hava. Sahilden gideceğiz. Ama öncelikle şuradaki binalara bakacağız. Bir fener olsaydı keşke. Fırtınalı feneri bir türlü bulamadık. Çörpüyü gördüm. Gözümden bir şey kaçabilir çünkü böyle. Şu bu arada şey söylemiştiniz. Uykutulumu kaçırdın. Bu uykutulumlar alınmıyor arkadaşlar. Yani beyazlar, beyaz şeyler alınmıyor. Bunlar yırtmak için kullanıyorsunuz. Yani ha, ne kadar mantıklı. Yani demek ki kullanılmayacak kadar durumları kötü de. So hungry. Bu arada biraz ağırlık tasarrufu için harbiden şunu bir onaralım ya. Evet, bugün başardık, güzel. Artık rahat rahat giyebiliriz bunu. Sen yine bana biraz daha kumaş ver. Çok gerek yok. Yanımda bulunsun yeter. Olur da başka bir şey bulursak onu tamir etmek için. Burada pek bir şey göremiyorum. Bir adet kitap. Okumalık. Vay, ne kadar çok Revolver Kit kitabı bulduk ya. Vallahi bir daha. Ağladım delice. Bak. Heh. Burada bir yerde kaçırdım. Sanki bir ecza dolabı olması lazım ya. Baktık mı ona? Galiba baktık. Ya da çıkmadı. İlginç. Kesin çıkmıyor ecza dolabı o zaman. Burada bir ecza dolabı var diye hatırlıyorum. Ya da aşırı körüm. Her neyse. Evet. Burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Kurt gelebiliyor. Önce şu binaya bakalım. Haydi, güzel bir şey. Domates çorbası. Hiç yok da nedir? Hayır, şu. Hiçbir şey yok. Peki. Peki. Burada daha fazla bir şey bulacağımı da zannetmiyorum aslında. Ya sprey verip durma, taşıyorum ben bunları ya. Eve dekorasyon için götürüyorum. O yüzden belim ağrıyor şu an. Çok fazla eşya var. Daha bir de dönüşte kömür götüreceğiz ha. Bunların bazıları bir şey yapmamız gerekecek geri dönüş yolunda. Bir ağırlık kontrol yapmamız gerekecek. Hadi Kurtlar Vadisi'ne doğru gidelim.
Buranın sağı bayağı bir Kurtlar Vadisi. Şuradaki tepeden yukarı buraya da gelebiliyorlar. O yüzden burası birazcık tehlikeli ama en azından araba var. Kendinizi sola dayayarak ilerlersek acil durumda arabaya koşabilecek zamanımız olur. Arabada bir şey yok gibi. Var mı acil burada bir şey? Ya loot buluyoruz da çok gereksiz ve ağır şeyler buluyorum ve bunları taşımak istiyorum. Ayı Bey arkamızda kalmış. Gayet güzel. Ayı Bey sabah yolculuğunu bitiriyor. İleride kurt görüyorum. Ya ona şey yapmayalım ya ona. Ama çok da şey yapmayalım. Hemen sahilden giderim. Ağırım çünkü çok da bulaşmak istemiyorum. Buradan balığın ne işi var burada? Bu ne ya, bunu almam ben. Yani 300 kalori için kendimi risk atmak istiyor muyum? Hayır. Yani 300 kalori... Bir de sıfır kondisyonda pişirip yiyeceğiz. %50 şansı olacak. Yani kalitesi %50'ye çıkacak. O halde biraz bizi zehirleyebilir. Daha çünkü pişirme yeteneğimiz 5. seviye değil. Yani üzücü. Üzücü. Hadi gidelim. Sahil lutuna. Küçük adaya doğru gideceğiz. Küçük adadan direkt kuleye çıkmaya çalışacağız. Ya da dönüp gemiye girelim, bilmiyorum. O biraz da yorgunluk durumuma bağlı. Bu geceyi tekrardan gemide geçirebiliriz. Sahile doğru gidelim. Bu sahil lutu sadece terk edilmiş topraklarda ve sahil yolunda var. Değil mi? Başka da Körfez'de ne kadar var bilmiyorum. Körfez'de test etmedim. Ama teknik olarak Körfez'de de çıkması lazım. Çıkabilir. Nereden, ne, hangi aşamadan itibaren ince buz bilmiyorum. Eğer çok büyük bir ince buz alanı varsa o zaman olmayabilir ama teknik olarak Körfez'de bunu yapabiliyor olmak gerekiyor. Deniz'in bize verdiği kaynakları. Lan oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Aman 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 aman. O kurt mu? Nokta şeklinde lan. Tamam lan. Neyse. Kurt değil. Evet. Sahil lütfu. Orada şey var. Hasrotu kafası var ya. O hasrotu kafası bildiğin o. Değil mi? Evet, hasrotu kafası. Okey. Bir de bu koşulları yaparken, yani güzel bir şey gördüğünüz zaman kesinlikle üzerinizdeki eşyaları azaltın. Öyle koşun. Çünkü 30 kiloyla onu gidip alsak dönemeyiz yani. O yüzden onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bir huş kabuğu var. Bunu almak istiyorum. Ama bir dakika, dikkatli olalım. Biraz zaman kaybettik. Bekle. Var mı ağırlık? At çekici. At şeyi. Hatta dur şöyle yap. Yok. Bütün eşyaları aç. Ağırlığa göre işaretle. At bunları. Tamam. Hadi bakalım. Hop, tertemiz. Hem bunları yere koyduğunuz zaman nerede güvende olduğunuzu da rahatça görebilirsiniz böyle. Koşması daha rahat oluyor. Bir balık var. Vallahi ne kadar kaliteli balık bilmiyorum ama alacağım.
Biraz abartmam olsun. Abartmak iyidir. Oh. 1200 kalori. Yes. Tecavüzün güzel taraflardan bir tanesi orada. Metal parçası mı o? Evet. Go. Güzel. Adada bir ateş yakalım. Adada hemen hızlıca bir ateş yakalım. Evet evet. Balık biraz bize ağırlık yapıyor ama. Biraz değil, bayağı ağırlık yapıyor. Hayır. Direkt pişirip yiyeceğim bu arada. Yanımda götürmeye hiç niyetim yok. 1200 kalori için riske girilir. Bu taraflarda pek bir şey yok diye hatırlıyorum ben. Şu ağacın yanında bir tane geyik olabiliyor. Ya da insan leşi oluyor. İkisinden birisi. Şansımıza geyik çıkarsa şey yapabiliriz. Orada ateş yakıp balığı yiyebiliriz. Hem de geyik derisini alırız. Burada tavşanlar da bulunuyor. Kurt da çıkabiliyor. O yüzden birazcık dikkatli olmakta fayda var. Geyiğin sadece derisini alacağım. Elimde iki tane fişek var. Yorgunluk seviyemiz yarıda. Eğer kurt gelirse yakarım direkt ateşi. Fişeği. Ve akçaağı çiftlerini de bulduk. Yeeey. Akçaağı çiftlerini de bulduk. Geyik bey. Burada geyik ölüsü yok ama ya. Geyik burada ölmemiş. Yaşıyordu. Ara bakayım bunlara. Muazzam. Muazzam ama geyik leşi yok. O biraz üzdü. Peki şöyle o zaman hiç kokmayalım. Şuraya. Büyüteçte ateş yakamıyormuşuz ne yazık ki. Hadi gaz yağıyla hızlı bir şekilde yakalım. Dediğim gibi çok da fazla kurt üzerimi çekmek istemiyorum. Balığımızı pişirelim. Burada bir de su kaynatalım. Ateşi birazcık karlasak güzel olacak. Şöyle birkaç parça toplanmış olur. Bir saatlik ateş bize yetecektir. Hem ısırmamızı da sağlıyor. Ne oluyor? I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Balığı göm. 1200 kalori. Ey yavrum ey. Bir güzel çayı da iç. Meşaleyi al. Devam. Yola devam. Tabi bu adamın ön tarafında da geyik çıkabiliyor da işte kurtlar da çok çekmek istemiyorum ya. Bu yorgunlukta kuleye çıkmaya çalışabiliriz. Zamanımız da var. Meşalemiz yok ama yeterince. Ama atıp yenisini yakabiliriz. Ağırlık canımı sıkıyor. Çok ağırız. Bazı eşyaları bırakmak zorunda kalabiliriz. Geri dönerken. Gerçi şimdi ne kaldı ki? Yani kule kaldı. Geceyi kulede geçireceğiz. Manzara bölgesi kaldı. Maden kaldı. O kadar. Bana başka bir şey de kalmadı. Sahil lütuğuna şöyle kısaca baktık. Ah şuradan çıkabileceğim bir yol olsa direkt. Bir ara zamanla burada bir halat koyma yeri vardı sanki ya. İlk versiyonlarında bu harita geldiğinde.
Hala var mı bilmiyorum. Ya da yani hiç kullanmadığım bir şey de. Aslında bazı durumlarda kullanılabilir yani. Garanti çıkış noktası çünkü. %100'lük meşale yaktık. O birazcık hoşuma gitmedi ama artık yaktık yani, o yüzden. Çok da irdelemeyeceğim. Yeterince benzinimiz var. Gerekirse yaparız bu arada. Meşale yapmak istersek yaparız. Aslında böyle yani yeterince yakıtımız varken birkaç tane yapsak %100'lük hiç fena olmaz. İşte burası tehlikeli. Şu tepe çok tehlikeli. Kurt löp diye atlayabiliyor. O yüzden buraya çıkarken kesinlikle ama kesinlikle üzerinizde yemek taşımayın. Buradaki kurtun olmadığından emin olun. O kurt işte burada hazır bekliyor. Bak şuradaki kurt. Ama buradan geçebiliyorsunuz. Hani kurtla çok boğuşmadan. Kıyıdan köşeden. Eski kutsal köprüye rahatça ulaşabiliyorduk. Eski kutsal köprü. Büyünün süresi bitmiş. Önceden buraya geldiğin anda kurt geri dönüyordu. Buradan hiçbir şekilde geçemiyordu. Artık geçebiliyor kurtlar. Buradan gelebiliyor. Hani bildiğin sizi deniz fenerine kadar takip ediyor. Yani ben kutsal köprüm, ben mutluydum ya. Niye bozuyorsunuz? Ayıp değil mi? Ne yani, köprü kutsalmış olamaz mı yani? Kilisedeki pedeller tarafından kutsal su dökülmüş olamaz mı yani? Tamam, pedellere iyi ki laf ettim. Hemen fırtına başladı ya. Belki ver. Etrafa bakıyorum harbiden halatla çıkılabilecek bir yer var mı diye de, yok yok. Eskiden var mıydı, ben de hatırlamıyorum da. Sanki vardı ya, hatırlıyorum ama. Olmayabilir, evet. En azından şu an için yok. Deniz feneri. Kalmak için güzel bir yer. Terk edilmiş topraklarda yaşıyor olsam burada kalırım. Çünkü çatısında kapalı olan korkusunda sanırsam... kapalı olan korkusu derdi çok olmadan hayatta kalabiliyorsun. Ama onda camla çevrili yerde ateş yakabiliyorsun ama hani o birkaç tane cam kırık, oradan yine rüzgardan ateş sönebiliyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Benim daha önce sönmüştü yani 8 saatlik ateş. Böyle bir 3 saat soğukluğu yemek zorunda kalmıştım. Ya. Ona dikkat ettiğiniz sürece iyi oluyor. Peki burada hiçbir şey kalmadı değil mi? Güzel. Devam. Bitki çayı, adrenalin, muazzam. İki muazzam şey bulduk anında. Bitki çayının kondisyonu da mükemmel. Adrenalin de bulduk. Bir tane de bizim sahil yolunda var. Toplamda 3 tane adrenalin oldu bu. Bununla beraber. Yemek çıkmadı ama bitki çayı çıktı, benim için daha iyi bir şey. Bitki çayı ne zamandan beri arıyordum. Bu bizim inlertiye giderken çok işimiz yarayacak, bu bitki çayı, kahveler filan. Soğuktan kaybettiğimiz kondisyonları çok daha hızlı bir şekilde depolayıp toplayabileceğiz. Uzun yolculuk sırasında. Peki. Kutuların arkasında bazen bir şeyler oluyor. Onu kontrol ettim. Burada bazen benzin bidonu oluyor. Onu kontrol ettik. Burada bir şeyler yok. Çatıya çıkalım. Yani şu camlar kırık olduğu için bak, şu camlar açık, şu cam açık. Yani şöyle şurada bir ateş... Rüzgar var, evet. Bak şurada ateş yakılabiliyor. Neden bilmiyorum falan. Tuhaf. Çünkü şurada... Şurası güzel. Ateş yakmak için. Burada az önceki yer güzel.
Ama şuradan rüzgar gelirse sönecek. Buradan rüzgar gelirse sönecek. Buradan rüzgar gelirse sönecek. Üç taraf açık. Diğer tarafları kapalı. Yani. Ama sonuçta kalabiliyorsunuz hayatta. Yani kapalı olan korkusundan Irak'ta zaman geçirebilirsiniz. Ama fırtına ağzınıza sıçabilir. Bu kadar da cam kırılmasaymış ya. Birkaç tanesi daha sağlam kalsaymış iyi yer olacakmış ama. Harbiden sıkıntı yani. Ve oyun kaydedildi. Bu bölümü de burada sonlandıralım efendim. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni bir yorumunuzu eksik etmezseniz çok çok mutlu olurum. Nail Design kanalımıza destekli bulunmak isterseniz de YouTube'un katıl butonu mevcuttur. Eğer link gözükmüyorsa aşağılardan açıklamalarda linke ulaşabilirsiniz. Tekrardan sponsorumuz Gölge Adam Evren'e çok çok teşekkürler efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.